Selçuk Bayraktar bir canlı yayında eline bir takoz almış. Mesele bu takoz demişti. Eğer yönetmenimden bir ve ikinin olduğu resimleri alırsak, öncesini şöyle bir hatırlayalım. O takoza kadar nasıl geldi süreç? Ondan sonrasında devam edelim isterseniz. Mesela burada sevgili izleyiciler ekranda görüyordur. Şöyle de açayım ekranı özellikle. Nuri Kirligil, hepimiz biliyoruz Nuri Kirligil'i. Şöyle ufak özetle yazdım, özellikle özet olarak aldım. Proje. İlk yerli hava topu ve tabanca Tabanca üretimi. üretimi. Sene 1800'lerden sonra 1900 başı 1930'lara doğru ve bu 1949'da fabrikada meydana gelen faili meçhul patlamada hayatını kaybediyor. Bu süreci değerlendiriyor. İlk yerli hava topunu ve tabanca üretimini. Yani aslında burada paşam çok iyi bilecek. Tuğgeneral Esat Arslan, hava topunu o şartlarda yapılması mümkün değil bize göre ama Nuri Kirligil bunu ben o başarabilir. Silahlarla atış yaptım. Yani yaşımın icabı hakikaten o günkü ortamda hakikaten çok önemli. Yani bu yapılan şeyin ve de biz silahları böyle ortaya koyarız. Yani etkinlik ve de müessiriyet olgusunu hakikaten çok önemli. Tabii ki devlet kuran bir kişiliği var. Çok önemli. Şimdi zaten soracağım, oraya geleceğim. Aşağıda izleyicilerimiz resimleri de görüyor. Bakın Enver Paşa kardeşi. Yine babası Ahmet Bey, kardeşi Nuri Kirligil. Zaten Nuri Kirligil de resimde gözüküyor. Evet. Aslında tamamen devletin içerisinden gelen bir devlet aklı Tabii var Nuri ve Paşa ve evet. Azerbaycan Devleti'nin kurulması onunla beraber Evet. devlet kuran bir kişi. Şimdi hemen Şakir Zümre'ye de geçelim. Mesela proje, Türkiye'nin ilk özel uçak bombası fabrikası. Ne kadar böyle dolu dolu söylüyoruz, değil mi? Evet. Türkiye'nin ilk özel uçak bombası fabrikası. Başına gelenler Evet. yine çok kötü. İstiklal Savaşı sırasında silah üretimi yaptı. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devleti yardımlarıyla silah üretimi durdu. Fabrika daha sonra soba üretimine yönelmek zorunda kaldı. Bakın burada özellikle resimleri de aldım. Evet. Savunma sanayiden kömür sobasına giden yol. Böyle Maalesef. olunca Gaz o ocağına da gittik evet biz. gaz ocağına Gaz gitti. ocağına Şimdi gittik. hocam yüksek müsaadenizle ben Hasan Estağfurullah. Hüseyin Öz'e burada bir soru sormak istiyorum. Burada, Estağfurullah. şurada başına gelenler İstiklal Savaşı sonrası sırasında silah üretimi yaptı. Ancak gördüğüm burada. Aslında işaret ettiğim nokta burada. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD yardımlarıyla silah üretimi durdu ve kömür sobası, gaz sobası yapmak zorunda kaldık. Ama biz bu menfur saldırıdan hemen sonra ABD'nin ilk kez bize geçmiş olsun mesajını gördü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendirmek lazım bunu. İlk önce şehitlerimizden Allah razı olsun diyorum. Yani ben onlar ölü değildir hükmünce rahmetten ziyade bir teşekkür gönderilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Allah şefaatlerine nail etsin. Suçluyu arıyorsanız olay yerine ilk geleni bakmak lazım. Evet. Yani bizim o gün o saldırıdan hemen sonra Amerika'nın başsağlığı dilemesi, işte geçmiş olsun dileklerini iletmesi aslında suçluyu gösteriyor. Zaten son yıllarda bizim ilişkilerimizin inişli çıkışlı bir ilişkimiz var Amerika'yla. Hatta Amerika'nın genelde bir suç isnadı yaptığı bir ülkeyiz. Yani son aslında bir 10-15 senedir bu belirdi. Biz Amerika ile çatışıyoruz mesela, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Hayır, biz terör örgütlerinin bir maşa olduğunu biliyoruz. Kimle savaştığımızı çok iyi biliyoruz. İşte 1945'ten sonra Amerikan dünya sistemine girmiş bir ülkeyiz biz aslında. Yani o günden beri bu projelerin durdurulması bir ekonomi politik çerçevesinde bize dayatıldı. Söz gelimi sadece bunlar değil. Bu süreci okumak şöyle şuradan başlamak lazım. 1945-47 mesela CHP 7. kurultayına falan gitmek lazım aslında. Amerikan dünya sistemine girdiğimiz bir süreçtir bu. Amerikan dünya sistemine girerken biz sanayimizi, eğitimimizi, bütün aslında her şeyimizi, kültürel altyapımızı, her şeyimizi Amerika'ya bağlamış bir ülkeyiz. Yani Amerikan dünya sistemi içinde var olmaya çalışan bir ülkeyiz. Bazen de şöyle okunur. Yani Türkiye'de Amerikancılar kimler, şunlar, bunlar.
Bu tartışmayı hep tersten okuduk şimdiye kadar biz. Biz işte CHP'nin o 1947 kurultayını çok iyi bilebilmiş olsaydık ve o gün alınan kararları bugüne kadar bizim hayatımızı etkilediğini görebilmiş olsaydık Amerika ile ilişkilerimizi doğru okumuş olacaktık. Şimdi biz mesela Menderes'in meşhur bir şeyi vardır. Biraz geniş alanda baktım, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Bu burayı tam oturtmamız tabii, gerektiğini buyurun, düşünüyorum. Buyurun. İşte küçük Amerika yapmak için iktidara gelmiş bir Menderes'in 1946'larda 56'larda 57'lerde o idealini gerçekleştirmek için aslında yani bir kredi arayışı söz konusudur. Amerika diyor ki siz bu planlı dünya sistemi içinde hala tarım toplum olarak kalmanız gerekiyordu. Ve sizin bu sanayileşme projeniz şu anki dünya sistemine uygun değil. Tabii klasik bir şeye dönüşüyor o dönemde soğuk savaş dönemi iki kutuplu dünya. Menderes iki bakanını nereye gönderiyor? Rusya'ya gönderiyor. Yani Sovyetler Birliği'ne gönderiyor. Sovyetler Birliği'ne gönderiyor ve olumlu bir süreç yaşanıyor. Yani Sovyetler Birliği zaten bizle ilgili kendi hesapları da var. Tabii sıcak denizler şu bu klasik hesap. Yani Moskov hesabı devam ediyor. Ve fakat oradaki o denge stratejisinde Rusya'da bu kredi meselesinde olumlu yaklaşıyor. Ve Türkiye'de sokaklar karışıyor. Ve darbe süreci geliyor. Darbeyi sokaklar karışıyor. İşte solcu öğrenciler, kıyma makinalarından geçilen öğrenciler, gazetelerde atılan manşetler vesaire. Ve Türkiye Amerikan darbesiyle karşılaşıyor 1960'da. Evet. Yani biz Amerika ile ilişkilerimiz hep böyle. Zaten Amerika darbeler Amerika'nın siyasi hamlelerinden bir tanesidir. Yani siyasi müdahalelerinden bir tanesidir. 1960 anayasası yapıldı. Kimileri özgürlük anayasası vesaire diyor. Türkiye'nin darbeyle iyiden iyiye Amerikancılaştırıldığı tırnak içinde. Evet. Bir süreç başlıyor. Ondan sonraki darbeler vesaire. Şimdi son yıllarda aslında bu denklemden çıkmaya çalışan bir Türkiye resmiyle karşı karşıyayız. En son 15 Temmuz darbesi ve millet direndi. 15 Temmuz darbesi daha doğrusu işgal girişim demekte fayda var. Millet direndi, işgalcileri def etti. İşte darbeyi o taşeronluk yapanın başı pazartesi gün öldü. O günden itibaren aslında Amerika ile mücadelemiz daha da sertleşti. Evet. Bir jeopolitik zaten kırılmalar yaşanıyor dünyada. Bölgemizde çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. İşte emperyalizm İsrail eliyle çok ciddi kıyımlar yapıyor. Ya ben biraz atlayarak geldim ama şuraları da ıskalamamak gerekiyor. Toparladınız, iyi oldu aslında böyle. Özet geçiyoruz, güzel oluyor. Ben o yüzden de müdahale etmiyorum, buyurun. Evet. 1990'dan itibaren soğuk savaş sonrasındaki süreci de iyi anlamak lazım. Hı hı. Yani soğuk savaş sonrasında özellikle bölgemizde yoğunlaşan bir Amerikan stratejisi var. Yani bunu bölgeyi dönüştüren yani yeni dönem yeni Amerikan emperyalizmi stratejilerinin bir hayata geçirildi. İşte Afganistan, işte Irak hep bir bahaneyle yapıldı bunlar. Yani burada ayrıntılara girmeye gerek yok. 2002 yine Irak, Afganistan vesaire. O günden beri milyonlarca insan demokrasi adına, tırnak içinde, özgürlük adına katledildi bu coğrafyada. Şimdi bu çatışmalı süreç devam ediyor. Bu çatışmanın rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi esas hedefinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Yani evet. Niye Türkiye diyoruz? Çok net bir şey var. Türkiye bir tarihsel derinliği itibariyle bütün bu bölgenin hafızası. Yani biz mesela bazen okumalarımızda 784 bin kilometre kareyle sınırlıyoruz. Yani tarihin kendini hatırlatma gibi bir özelliği var ve tarih artık bu çatışmalarla kendini hatırlatıyor. Çok sert bir şekilde hatırlatıyor. İkincisi
Siz hafızasısınız bu coğrafyanın. Yani dilinize yansımış, türkülerinize yansımış. Mesela Yarınızın gözlerini Belh'e benzetmişsiniz. Şol Revan'da efendim yavrunuzu bırakmışsınız. Evet. Yani Urumeli'ne çıkmış gitmişsiniz. Yani türkülerde yaşıyor bir kere. Yani türkülerin jeokaliti diyorum. Dilinizde yaşıyor. Evet. Atasözlerinizde yaşıyor. Hafızanızda yaşıyor. Yani 100 yıl önce çekildiğimiz coğrafya, çekilmek zorunda kaldığımız, yani sömürge stratejileri çerçevesinde çekilmek zorunda bırakıldığımız coğrafya aslında bizi takip etti. Evet. Yani bütün bunlar. Şimdi bazıları bu gerçekliği efendim unutmak istese de bir, düşmanınız unutmuyor. İki, imparatorluk dediğimiz kavram, yani Amerika Birleşik Devletleri yeni strateji geliştirmek isteyen her kimse, yani dünkü düşmanınızı da unutmak istemiyor. Yarınki düşmanınız da bu gerçekliğinizle sizi algılayacak. Evet. Yani bu algılama sistemini sizin yıkma şansınız yok. Yani dolayısıyla Amerika bugün bu coğrafyada bir şey yapıyorsa, yapmak istiyorsa bir Türkiye ile yapmak isterdi. Türkiye'yi klasik Soğuk Savaş dönemindeki gibi cephe ülkesi yapmak isterdi. İkincisi, eğer yapamıyorsa Türkiye'yi kontrol altında tutacak şiddet dalgasının içine çekmek isterdi. Evet, burada bir virgül koyalım. Hocamın bıraktığı yerden şöyle bir söz. İsmini hatırlayamadım ama müthiş bir söz var. Her Türk müteyakkız bir devlettir. Evet. Devlet içinde barındırıyor. Tabii. Yani bizim devlet telakkimiz bu. İkincisi, yeni nesillerle ilgili çok haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Yani biz ideolojik argümanlarla yetişmiş, katı ideolojik mantıkla yetişmiş bir evreden sonra gençlerin özgürlük telakkilerine, özgürlük üretmelerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karma karışık, kaotik bir dünyanın içinde yön arayış içinde. Şimdi bu dünyanın içine biz getirdik o gençleri. Evet. Ve ben çok saygı duyacak, duyulması gereken hamleler yaptıklarını da görüyorum gençlerimiz. Evet. Yani biz, gençlerimiz bizim çocuklarımız, yani başka bir şey değil. Yani kötü olsalar dahi hani sahip çıkıp ne yapmamız gerekiyor? Öğüt vermemiz gerekiyor. Gençlik halidir dememiz gerekiyor. Fakat biz biraz da ideolojik, bu gençler çok apolitik diyoruz vesaire. Hiç apolitik falan değiller. Varoluşlarıyla özgürlüklerini bütünleştiriyor gençler. Yani biz bunu görüyoruz. Şu müteyakkısa bir örnek verebilir miyim? Özür dilerim. Ya yani bir söz vardır. Armut dibine düşer diye. Evet. Biraz onu günümüze uyarlarsak en fazla düştükten sonra 3-4 metre gider. Eliniz uzatır alırsınız. Kesinlikle. Müteyakkızlıktan aslında ben şunu anlıyorum. Her Türk genci küllerinden yeniden bir devlet doğuracak güce sahiptir. Kesinlikle. Evet. Ya zaten şöyle, eğer Türkçeyi unutmazsak biz, Türkçe ile bir dünya tasavvuru oluşturuyoruz. Söz gelimi Kızıl Elma'yı biz Türkçe'de yaşatıyoruz. Nizam-ı Alem kavramını, yani kendi Türk düzenini Türkçe ile zaten yaşatıyoruz. Evet. Yani siz bunu ne kadar inkar ederseniz edin, biraz önce demiştim ya, yani tarih kendini hatırlatır, Türkçe kendini hatırlatır söz gelimi. Biz kendimizi çok haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu öğrenilmiş çaresizlik vesaire deniyor ya. Evet. Evet. Yani biz ne yaparsak yapalım, bakınız bu dili kaybetmediğimiz müddetçe biz olarak yeniden doğarız. Yani çok geniş bir coğrafyaya hitap eden bir şey var. Mesela ben son zamanlarda milliyetçilerin şunu tartışması gerektiğini düşünüyorum. Coğrafya, dil ve savunma. Yani biz mesela Türkçe ile nasıl bir coğrafyaya hitap ediyoruz? Nasıl bir coğrafyanın içinde ne yapmamız lazım? Ben Devlet Bahçeli Bey'in geçen günkü şeyiyle de bağlamak isterim bunu. Bir açıklama yaptı. Sadece bir yerinden aldılar. Bir yerinden aldılar. O sözde bile ben bir şey görmüyorum. Yani şerh düşmüyorum kendi adıma. Hı. Çok net söyleyeyim. Yani politik bir manevraydı. Şöyle bir hadise o.
O konuşmayı baştan sona seyrettim. Bir gün önce tartıştığımız konuyu bir anda bitirdi bir kere. Yani o FETÖ elebaşısının ile ilgili bütün spekülasyonları bitirdi. O ölümüyle ilgili. Herkes onu konuşmaya teşneydi. Bir üç hafta daha konuşurduk zaten. Zaten konuşurduk ama bizim ciddi sorunlarımız var. Yani güneyimizde yaklaşan bir tehlike var değil mi? Evet. Yani biz ne yaparsak yapalım o tehlikeyle yüzleşmek zorundaydık. Zorundayız yani. Şimdi biz o FETÖ elebaşının ölümünü konuşurken başka bir şey pişirilecekti. İşte o konuşma bir anda bitti. Yani o bütün şeyler bir yere odaklandık. O tehlikeye odaklandık biz. Ve içeriye doğru bir mesajdı bu. Şimdi o mesajı kavrayamayanlar, söz gelimi ben çok siyasi parti genel başkanlarını burada anmak istemiyorum ama bir gün sonra bir grup toplantısında ip atmalar vesaire vesaire. Yani politik rant devşirme çabasını gördük. Veriye dayalı bir konuşmaya söylem muamelesi çekildi. Veriye dayalıydı. Yani Türkiye'nin bir milliyetçilikle temayüz etmiş, ya yıllardır tavrı belli, yani teröre karşı belli, bölücülüğe karşı belli. Evet. Lideri bir açıklama yapıyor. Konuşmanın içeriğini kimse konuşmuyor, tartışmıyor evet. O noktada siyasi parti. Evet. Politik bir noktada şunu, yani fikir, Türk fikir hayatıyla da ilgilendiğim için şunu söyleyeceğim. Devlet Bahçeli Bey'in açıklamasını o şekilde karşılık verenler şunu söyledi bana. Altındaki komşunla kavga et. Yani altındaki komşunu, oysa Türk milliyetçiliği sürecini iyi biliyorum. Türk milliyetçiliği sürecinin nasıl bir dünyaya hitap ettiğini de biliyorum. Çok basit, hamaset değil bu, gerçek. İşte o yüzden real politik, gerçekçi strateji şudur. Türk'ün gerçekçi stratejisi Manş'tan Çin'e kadar Türkçe gemisiyle gidebilirsiniz. Türkçe atıyla gidebilirsiniz. Başka bir şey daha var. Tarihi hafızanız size başka bir şey daha vaat ediyor. Biz devletimiz o noktaya gelmiştir. Yani dün işte İYİ Parti Genel Başkanı kurucu iradeden bahsetti. Biz kurucu iradeye burada itiraz eden var mı? Retmediyoruz. Kimse etmiyor. Hı hı. Ama toplumsal bir evrim vardır değil mi? Devletler gelişir. Belli bir noktadan sonra genişlemek zorundadır. Bir hinterlandı vardır. Biz Trablus-Şam'la Trablus-Garb arasındaki bir coğrafyayı ıskalayarak Türkiye'yi var edebilir miyiz söz gelimi? Hayır. Edilemez. Yani çok basit. Türkistan'dan gelen bir hikayemiz var. Doğru. Ve şu anda Türkistan'la tekrar bütünleşiyoruz. İnşallah Zengezur kapısını açacağız. İşte çok büyük bir dünyaya uyandık 90'larda. Bugün bunu realize ediyoruz. Son 5-6 yılda. Ama biz başka bir şey daha yapıyoruz. Anadolu'nun konumu nedir? Afro-Avrasya'nın tam ortasındaki, tam merkezidir. Türkistan Afro-Avrasya ile bütünleşecek. Yani koca bir dünya uyanıyor ve milliyetçiliği bu şekilde yeniden aslında hafızamızda var olan işte mütefekkirlerin, o entelektüellerimizin getirdiği bir şey var. Politik alanda da bunun realize edilmesi gerekiyor. Ediliyor nitekim. Ama diyor ki biri, işte Devlet Bahçeli Bey güneyden tehlike geliyor. Bakın içeride bir tahkimat olması lazım. Cumhurbaşkanımız da aynısını söylüyor. Cumhurbaşkanımız da aynısını söylüyor. Yani içeride bir bütünleşme isteniyor. Bu bütünleşmenin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Kime karşı, neden? Yani millet olma bilincinin tam şekilleneceği bir zamanda bir cümle kurdu. Ve dedi ki, evet ben en üst noktada bunu söylüyorum. Bakın, yani mecliste gelsin konuşsun lafına takılıp kalmanın hiçbir alemi yok zaten de. Yani en üst seviyede söylüyorum bunu. Siz bunu kavrayamayıp o kurucu değerler adına ne yapıyorsunuz? Alttaki komşunla kavga et.
Bunlar aşıldı. Yani biz ekmeği, tuzu zaten paylaşıyoruz. Burada bir problem yok. 40 yıldır zaten tabii. Yani bu nifak sokulmaya çalışılıyor. Var mı böyle bir şey? Ya Avrupa, Avrupa'nın biraz yani. Önce insan hakları dediniz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde söz gelimi bir Balkan ülkesinde aynı şiddet dalgası olsa işte gördük değil mi hocam? Yani azınlık statüsü verirler ve neler yapılabileceğini hepimiz tabii. biliyoruz. Evet. Yani bunu işte kamu hukukuna yaparlar, başka bir şey adına yaparlar. Ama Türkiye ve Türk milletinin sabrı bu süreci yönetti. Neden? Çünkü biz nevzuhur bir toplum değiliz. Nevzuhur bir devlet değiliz. 5000 yıllık devlet kimilerinde hamaset gelebilir ama tarih bilen için değildi. Gerçektir. Evet, yeni zuhur edenler zaten 1948'de kurulanlar yani. Onun için evet. Her Türk evet. müteyakkız bir devlettir evet. hocam.